Bunun yüzünden bir şey anlayabiliyor musun? Oğlum yüzü mü görünüyor adamın? Niye anlayacağım? Abi var ya, eğer Haydar Yüzbaşı'ya bir şey olduysa buraları komple yakalım. Yemin ediyorum yakalım. Ne konuşuyorsun bu kadar kopuz baba ya? Çatlatırsın adamı yemin ederim. Ha bak, durun anlarız şimdi. Komutanım. Durumu hala kritik Bozok. Kutalmış Paşa doktor ile bizzat görüşmüş. Allah yardımcımız olsun. Ya komutanım, Haydar Yüzbaşım sağlam adamdır. İnşallah bunu da atlatır. Bakalım ona bunu yapanlar o kadar sağlam mıymış? Gidelim. Tim! Komutanım, durum nedir? Kritikmiş kardeşim. Hala kritik. Ersin'im, bize iki tane çay. Gel abi, böyle buyur. Keşke gelmeden önce arasaydın mı Seyfi abi be? Ya aramaz olur muyum? Kaç defa aradım. Ama üç gündür albayıma ulaşamayınca ben de dedim gideyim bakayım helalini buluyor. Ha, kopuz albay karargâhta değil abi. He, albayım karargâhta değilse o zaman ben de gelmişken İzbandut Yüzbaşı'mla görüşürüm. Haydar Yüzbaşı mı? He, İzbandut. Abi, Haydar Yüzbaşı. He? Haydar Yüzbaşı şu an hastanede abi. Hastanede? Yaralanmış abi. İzbandut. Durumu çok ağır diyorlar abi. İzbandut diyorsun. Hangi hastane? Abi dur, Allah aşkına dur ya. Doğan ne olur söyle, hangi hastane? Benim gidip onu görmem lazım. Abi gitsen de sana göstermezler şimdi abi. Ya Allah'ın adı hakkına. Ne olur bak söyle, ben gitmek görmem lazım. Onun benim üzerinde hakkı çoktur ya. Abicim kurban olayım bak, hepimiz haber bekliyoruz. Ne olursun ya, gitsen de göremezsin şu an. Ne olur otur şöyle abi, kurban olayım ya. Allah Muhammed aşkına otur abi ya. Kurban olayım abi. Ya durumu ağır he. Biz bandut yüzbaşım. Gerçekten yapacak mıyız? Sence? Ama bu çok riskli. Bu iş benim de hiç hoşuma gitmiyor Sergey. Karon bizi bile bile Amerikalıların önüne attı. Fakat şu anda başka seçenek yok. Peki bu işler önüne gitmese ne olacak? Çok basit. Eğer hayatta kalmayı başarırsam Karon'un canını okurum. Yok eğer planladığımız gibi olursa büyük iş başarmış oluruz. Hadi çok oyalan, bitirelim şu işi. Üniformaları çıkar. Al.
Hazır mısın? Hazırım. Seni seveyim bırak. Bırak sana yardım etmeyelim. Musa abi babası bırak. Allah'ım sana yardım et. Çocuğu sahipsiz bırak. Biraz sakinleş. Sağ ol. Sizin hakkınız ödenmez. Gece gündüz duamızdasınız oğlum. Allah hepinizden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Doktorum. Ne oldu, nedir durum? Haydar Yüzbaşı hastanede. Durum gayet iyi. Gerçekten mi? Allah'ım şükürler olsun. Seni hastaneye götürmeye geldim. Tamam. Hemen gidelim. Hatice. Üstünü getir yavrum. Kaan. Ay sen merak etme, biz bakarız ona. Hadi. Çok sağ ol. Hadi. Gel, değiştir. Hadi kızım. Ne yaptınız siz? Dediğini yaptık. Ne oldu ki? Onları sadece yaralayacaktınız Lazar. Amerikalı askerlerden biri ölmüş. İyi ama Karon, mesafe çok fazlaydı. Karanlıktı. Üstelik bizi ateş açtılar. Anlasana ona Lazar. Söylesene. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu Karon. Sizin yüzünüzden o lanet Hoffman'ı tekrar satın almak zorundayım. Ve inanın bana, o adam çok pahalı. Çok pahalı. (Gülüyor)
Ama her şeye rağmen o albay Kopuz benden daha fazla bedel ödeyecek. Hayatının bedelini. Hadi hazırlanın. Uzun bir gün olacak. Karon. Olumsuz komutanım. Karon yok. Tamam evlat. Biz de geliyoruz. Anlaşıldı komutan. Tamam Çaş, biz de gelirdik. Tez canlısın Bahtiyar. Senin sorunun da bu. Ona demek yani derleşim bir şey mi? Benim yanımda akıllı adamın ne işi var zaten? Yani. Bir şey anlayabildin mi? Hayır. Ama kokuyu alabiliyorum. Koku mu? Abi. Deniz ürünleri. Ama taze. Salata da var. Humus. Zeytinyağı. Ama soğuk sıkım yani. En sevdiğim. Bir de... baharatlı bir şeyler var. Oh, çok güzel. Abi sayma öyle ya. Gözümün önüne geldi. Zaten karnımız aç. Evet. Ben de çok açım vallahi. Abi. Hı? Abi bunu açsak mı? Komutanı duydun. Yani şimdi burada EYP olabilir. Yani bu bir tuzağı olabilir. Ne bileyim zaman ayarlı patlayıcı olabilir. Yani her şey olabilir. İlyas bu adamları yani biliyorsun. Şu an bu dolabın içinde yani bir adam bile olabilir. Dur lan oku. Oo. Üf. Çok iyi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bizi delirdiniz ha. Allah fıstık ezeriz. Üf. Yapıştır hocam. Yapıştır. Lavaş. Lavaş. Balıklara bak. Ton balık. Üf. Oğlum, Emre. Emre sen manyak mısın oğlum sen? Ha? Sen var ya bu timin ortalama zeka seviyesini böyle en aşağılara çekiyorsun yani. Hem de tek başına. Manyak herif. Oğlum ya patlayıp bir şey olsaydı burada.
Amatör müsün lan sen? Evet abi, bu çok amatörce bir hareket oldu ama ya. Manyak herif ya. Hem kendini öldüreceksin hem bizi. Biraz. Ölüm, ölüm olabilir. Bak şimdi. Şu an dürüm ton balığı. Öğren bunu İlyas. Her yerde göster. Abi yalnız burnun iyi koku alıyor ha. Deniz ürünleri değil mi? Ha, tut. Ha? Vallahi. Aha, çok bak, iyi. Salata da var. Evet. Bak hocam. Bunu her yerde göstermezler. İlyas gel. Yapıştır. Burada alıyorum. Yapıştır. Siz onu yiyin. Ben bununla başlıyorum. Onun çikolata bile var. Yüzbaşım, emniyet alın. Emrederiz komutanım. Karon bizden bir adım önde Kaan. Öyle görünüyor komutanım. Buyurun. Yüzbaşım, bulabildiğimiz bütün belgelere el koyalım. Tasnif edip tutanak tutalım. Emrederiz komutan. Oğlum dur da şu eski tüfeğe bir selam verelim. Emredersin komutanım. Anam, bayın dedi. Oydu bize, yemin ediyorum oydu bize. Poçaları sorarsa Şahbek kaçar soktu, haberimiz yoktu diyor dersin. Abi çok adilsin ya. Nasılsınız paşam? Sağ ol, var ol. Koca kurtulmuş. Teşekkür ederim. Otur, otur. Sağ olun. Rahat çocuklar. Uzun müddettir görüşmemiştik. Arabayla geçerken sizi görünce bir halinizi, hatırınızı sorayım dedim. İyi yaptın evlat, iyi yaptın. Yorgun görünüyorsun Kutalmış. Yorgun ve yoğun görünüyorsun. Hı? Çok doğru bir tespit paşam. Biraz yorgunuz, biraz da yoğunuz ama her zaman ne diyoruz? Vatan sağ olsun. Tabii. İşimiz bu. Benden bir isteğiniz var mı? Daha ne olsun sayın komutan, daha ne olsun. Biz de burada oturmuş, efendime söyleyeyim, şu evlatlarla birlikte lokma nasıl yutulur konusunu konuşuyorduk. Onlara dedim ki bir gel buraya. Bir parçayı yutarsın. İki parçayı yutarsın. Hatta yeterince çalışırsan üç parçayı, dört parçayı ve de beş parçayı da yutarsın. Ama bütün olanı yutamazsın. Bir olanı, bütün olanı, dünyanın en büyük boğazı bile yutamaz. Aman sizi işinizden alıkoymayalım. Araba bekliyor orada. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim paşam. Güle güle evlat. Güle güle.
Paşam sen ne yaptın ya? Canımı okudun paşam benim. Az kalsın tıkandım, ölüyordum burada. Kocaman paşanın kocaman generalin yüzüne tıksırıyordum paşam ya. Şu kırlangıç paşa hakikaten çok ilginç adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.